Tamam. Şu anda zayıflama kilo kaybı oldu mu? Evet oldu. Kaç? Dur ama abi. Yok. Geçecek ya doğru normalde değil mi? Yaklaşık bir aydır, bir aya yakın bir süredir hastanemiz açılış sürecinin ilk ayını tamamlamak üzere. Bu süreçte her gün daha da iyiye giderek, daha iyi verilerle hastalarımıza sağlık hizmeti vermekteyiz. Bir taraftan Evliya Çelebi Hastanemizin hizmete devam etmesi, bir tarafta da şehir hastanemizin hizmete girmesiyle ilimizin genelinde verileri sıklıkla takip ediyoruz. Biz de çalışmalarımıza her an daha da iyi kendimizi ve sağlık hizmetimizi daha da geliştirerek, daha da arttırarak devam etmeyi planlıyoruz. Bir bağlamda yardımcı sağlık personelimiz bu yeni desteklerimizle birlikte sayımız arttı. Diğer taraftan da hekimlerimize daha iyi bir çalışma ortamı sağlandı. Tabii ki planlamalarla hekim sayımızın daha da artması ve mevcut potansiyelin ilimizdeki hastalarımızın hastanemize ulaşımını daha da hızlandıracak şekilde olmasını planlıyoruz yakın zamanda. Aslında bu sayıları o yüzden size bildirdik. Yani baktığımız hasta sayısında tedaviye ulaşan, polikliniğimize ulaşan hasta sayısında aslında ilk ay içerisinde olmamıza rağmen bunu da sistemlerimizde ve hastanemizi ziyaret eden hastalarımızdan da gözlemleyebiliyoruz. Sonra tamamen Kütahya'da sağlık problemi ortadan kalkmış olur mu sizce? Tabii ki zaten şu an itibariyle bile aynı gün tedavi olan birçok branşımız var. Aslında hani hastalarımızın randevu alma da zorlandığı bölümler zaten bizim açılışımızla ve hekim arkadaşlarımıza daha iyi bir ortam sunmamızla birlikte bir aşağı yönde imelenmeye başladı. Tabii ki yeni atamalarla daha sonra da kısa süre içerisinde de bu iş çözümleneceğini umuyoruz. Evliya Çelebi yerleşkemizde aynı şehir hastanemizin yanında ve şu anda da orada mevcut hekimlerimiz hastalarımıza hizmet etmekte. Tabii ki yani bizim de planlanan bir açılış sürecimiz var. Yani 3 ay ile 6 ay arasında değişen. Şu an ilk ayımızda hastanemize hastalarımızın ve hekimlerimizin de bir yandan hastanemizi tanımasını sağlıyoruz. Burada çok ileri teknoloji cihazlara sahibiz. En basit bağlamda anlatmam gerekirse yakın zamanda küçük bir uygulamasını yaptık. Bilimsel alanda da ameliyathanede yapılan bir operasyonu eş zamanlı toplantı salonlarında veya bilimsel alanlarda da gözlemlemesini sağlayan imkanlara da sahibiz. Yani bir yandan hasta hizmeti verebiliyoruz, bir yandan da sunduğumuz hizmeti daha ileri teknolojiyle birleştirebiliyoruz burada. Diğer taraftan MR'ımız, tomografimiz, diğer radyolojik görüntülerimiz de Çelebi yerleşkesinde mevcut devam ederken şehir hastanesinde de oluşmasıyla birlikte, şehir hastanesinde de hizmete girmesiyle birlikte iki kat artmış durumda. Dolayısıyla bütün bunlar talebin azalmasını sağlayacak bize. Zaten biz uzun zamandır çevre illerimizden farklı branşlarda hasta kabulü yapıyoruz. Yani bunun içerisinde tam hatırlayamamış da olabilirim ama kardiyoloji bölümünde alıyoruz, çocuk cerrahisi bölümünde alıyoruz, girişimsel radyoloji bölümünde alıyoruz, beyin cerrahisi de alıyoruz. Çevre illere hizmet veren bir il konumundayız. Aslında bilinmesi gereken en önemli konu da bu. Yani ayaktan hasta sağlık hizmetini vermemizin yanında çevre illerden de acil durumlarda vaka çeken bir merkeziz. 112'lerle çevredeki illerin 112 sağlık hizmetleri birimleriyle 24 saat ilişkideyiz bu bağlamda. Şu anki yeni teknolojiyle birlikte de özellikle örnek verdim yine nöroloji de bunların içerisinde. Sanıyorum anjiyografi cihazı olarak tek
planda veya iki planda olan cihazlar mevcut. Şu an Çelebi yerleşkemizde, Şehirli Hastanesi yerleşkemizde toplam 4 tane cihaza sahibiz. Bunlardan bir tanesi de çift yönlü dediğimiz çok az yerde, çok az kurumda bulunan cihazlardan bir tanesi. Dolayısıyla ciddi anlamda poliklinik hizmetimizin yanında özellikli hizmetlerde verdiğimiz bir merkeziz.